Kuş cenneti içinde kalan binaların ve arsaların sahipleri düzenledikleri basın toplantısıyla yıkım çalışmalarına tepki gösterdi. Bina ve arsa sahipleri adına açıklama yapan Yörükler Beldesi Geliriç Mahallesi Çevreyi Güzelleştirme ve Dayanışma Derneği Başkanı Ahmet Yağbasan, yapıların kaçak olduğu iddiasının gerçeği yansıtmadığını söyledi. İnsanlar ne kaçak gelmiştir buraya, ne işgal etmişlerdir. Normal olarak diğer vatandaşlar gibi almışlar, topraklarından 3-5 kuruşu varsa, sonra insan yapısı, sosyal yapı olarak buradaki insanların %90'ı emeklidir. Bunların bilmem Bodrum'dan, Antalya'dan, şuradan buradan ev alıp, tapu, yani tapulu ev alıp yazlık yaptıracak halleri yoktur. Kasbelkader gelmişler buraya, sessiz bir yer. Sakin bir yer, dinlenmek amacıyla yapmışlar. Ve kesinlikle şunu söylüyorum, buradaki insanlar şu doğayı korumuşlardır. O da evlerin arasında gördüğünüz, evlerin arasında bulunan yerlerin hiçbirinde o ağaçlar yoktu. Zaten orada ağaç yetişmiyor. Bunların hepsi toprak çekilerek yetiştirilmiş ağaçlardır. Doğayı güzelleştirmişlerdir. Bizim derneğimizin de amacı, böyle bir dernek kurduk, biz doğayı güzelleştiriyoruz. Bu doğayı koruyoruz. Göl buz tuttuğu zaman bugün buraya doğaya sahip çıkanların hiçbirisi burada yoktu.